Merhaba Ventrol. Bugün hazırsanız dedem yeni yaptığı makine sayesinde beni görünmez yapacak. Bu sayede yapacağım iyilikleri gizli olarak yapabileceğim. Zaten bu düşüncenin fikir babası benim dedem. Dedem iyiliklerin hep gizli yapılmasını ise sonra bir örnek alıp o da iyilik yapmaya başlar. Dedem çok korkar bundan. Yani bir iyilik yapılacaksa o çok gizli şekilde yapılmalı. İyilik yaparken birisinin görmesinden çok korkarım. O zaman şimdi hazırsanız makinenin içine giriyorum. Dedem beni görünmez yapacak. Girelim. Çalıştır dede. Çalıştırıyorum evlat. Şimdi gittikçe görünmez olacağım. Dedem çalıştırdı. Bakın şimdi. Oh! Bakın biraz görünmez oldum, biraz daha. Şimdi tamamen görünmez oldum. Şu andan itibaren hiç kimse beni göremiyor. O zaman ben gidiyorum. Biraz iyilik yapacağım. Çıkalım. Şuna bakın, görünmezim. Şimdi gidip iyiliğe ihtiyacı olan birkaç insan bulmam gerekiyor. Oh! Bir tane köylü. Canım arkadaşım Mahmut yine elmas kazanıp gelmiş. Canım arkadaşım. Ne? Arkadaş mı? Oh! Arkadaşlık, dostluk en sevmediğim şeyler. Getir bakalım elmasları. Oh! Canım arkadaşım yine demek bir sürü elmas kazandın. Evet, malları sattım Mahmut, bir sürü elmasımız oldu da beni kıskanmıyorsun değil mi la? Senin başarından gurur duyarım canım arkadaşım. Böyle iyi arkadaşlık olmaz olsun. Sizin arkadaşlığınızı bozacağım. Yani bugün bu iyilik bana yeter. Mahmut sen o sandalları eve kadar taşı, ben arabanın motoru ısınmış onu kontrol edeyim. Bak oğlum. Tabii ki de canım arkadaşım ben taşırım, sen yorulma. Bakalım. Aha. Arabanın motoru, Mahmut arabamı çok kıskanıyorlar. Yakın arkadaşlık diyor da gerisinin önüne gideni bu. Neler diyor, sen de onun elmaslarını taşı. Sessiz olacağım. Oh! Bakalım. Oh! Taşı bakalım. O elmasları arkadaşım bulamayınca sana ne yapacak acaba? Buradaki elmasları ben alacağım. Şu elmasları ortadan kaldırmam gerekiyor. Şuraya atacağım. Mahmut benim arabamda elmaslarımı kıskanmıyorsun değil mi la? Doğru söyle. Mahmut sen de kendini bir şey sanıyorsun da arkadaşımsın diye bir şey demiyorum bak. Oh, eline ne biçim konuşuyorlar sen? Elmasların hepsini taşıdım Mahmut. Kontrol et bakalım. Elmasların yarısı yok. Oh. Mahmut bu sandıkların içindeki elmaslar nereye gitti? Nereden yoklar? Ben oraya bıraktım Mahmut, bilmiyorum ki. Beni kıskanlarını biliyordum. Çalmasın hırsız. Mahmut ne çalmazsa öyle bir şey yapmam ben. Beni kıskanlarını biliyordum. İşte aradığım arkadaşlık bu. Benim arkadaşım değil misin? Silah bile tutmayı bilmiyor. Mahmut saçmalama, ben öyle bir şey yapmam. Belliydi böyle bir şey yapacağız zaten. Oh. İşte bu. Yani çok güzel yapıştırdın yere, helal olsun. Canım arkadaşım Mahmut, niye vurdun la beni? Sus, ben senin arkadaşın değilim. Elmaslarımı çalmışsın. Çalmayacaktın bir kere. Bu zamana kadar beni çok kıskandın la. En çok da şu süper ötesi arabanı kıskandı. En çok da şu süper ötesi arabamı kıskandın değil mi? Gizli iyiliklerime devam ediyorum. Ne oluyor da? Ne yapıyor bu kerizler? Bak Mahmut, şimdi nasıl TikTok'u çekeceğimizi anlatacağım sana, iyi dinle. Tamam Mahmut, dinliyorum, anlat. Bak ben burada duracağım slow motion, ama sen bana doğru yaklaşacaksın, bunlar arkada dans edecek, ben diyeceğim bavaları gezdim, kurşun 2,5 lira diyeceğim, sen o anda arkaya zoom yapacaksın. Bak bu sırada sağ üst köşeye benim ilkokul diplomam bulunacak, onu görsünler. Ondan sonra bir anda bu tarafa doğru gideceksin, sonra şu tarafa doğru da gel. Sonra şu arabayla bizim arkamızda dilip yapmaya başlayacak. O çok havalı olacak var ya. Beğeni rekoru falan bekliyorum orada. Bunlar dans ederken ben buradan kameraya doğru yürüyüş. Slow motion yalnız, orası önemli. Ondan sonra bu tarafa doğru gideceğim. Sen ama bu tarafa doğru gel. Mahmut David Fincher gibisin la. O kim la? Yok mu ay, dövüş kulübünün yönetmeni? Amma Kerzan dövüş kulübünün yönetmeni Killa Hakan değil mi la? Siz arkada istediğiniz gibi yardırmakta serbestsiniz. Oyuncuya doğaçlama izni de veriyorum. Sen arabayı ben dediğim anda arkada drift olarak geleceksin. Şurada bir dönme yapacaksın. Yalnız dikkatli ol. 45 derece olsun o dönme. Tamam lan Mahmut, ben drift ustasıyım. Ama iyi olacak bu TikTok. Mahmut kamerayı sallama la. Sallamıyor mu benim elim tripod gibi, görmüyor musun şunu? Mahmut şu babalar gelsin derken ben hafif geriye doğru gitsem olur mu? Olmaz la, kurşun 2,5 lira derken orada gidebilirsin hafif, ama onun dışında gitme, sallama kamerayı. Şöyle geleceğim. Slow motion'la atacağız onu. Sen şuradan gel şöyle. Bunun çok güzel olmasını istiyor. Bu TikTok bayağı patlayacak gibi. Öyle iyi mi dans Mahmut? Tamam, her şey hazırsa kayıta başlıyoruz. O videoyu çekemeyeceksiniz. O araba arkaya gelip drift yapamayacak. Hazırsanız bu arabanın frenini boşaltacağım. Böyle freni tutmayıp bunları ezecek. Mahmut sen işaret verince ben gaza yükleneceğim. Arkada döneceğim. Beni göremezsiniz. Tamamdır. Arabanın frenlerini bozdum. İşte şimdi bu video patlama rekoru kıracak. Nasıl bir iyilik yaptım bunlara, gördünüz değil mi? O zaman şimdi herkes hazırsa kayıt başı, siz dansa başlayın. Kaydı başlattım, Mahmut çekiyor. Mahmut konuşma, kameraya sesin gidiyor lan. Amma keriz adamsın. Tamam Mahmut, sustum, başlattım. Havaları gelsin oğlum. Nasıl oldu Mahmut, oldu mu la? Mahmut bak, orada doğallığı yüzüne vermen gerekiyor. Kurşun 2,5 lira dedim. Mahmut bu dans oluyor mu la? Tamam oluyor şimdi, bak başlat. Havalar geldi, kurşun 2,5 lira la. Aa, bu güzel oldu. Şimdi şu anda araba gelmesi gerekiyordu. Aa, burada slow motion araba gelsen artık. Tamam Mahmut, basıyorum gaza, geliyorum. Son video çekiminiz olacak. Allah rahmet eylesin. Amma da iyi drift yaptın da bunun freni zor tuttu la. Bak niye ki Mahmut, nereye gittiniz la? Üstlerinden geçiyor keriz durmadan. Keriz gitti. Bu delilleri yok ederek büyük bir iyilik yapabilirim. Ne oluyor bu evin içinde? Girelim. Beni göremezler. Duralım şurada. Mahmut sana o Herobrine'i ortadan ikiye bölme hikayemi anlattın mıydı la? Yo neydi ama, vallahi çok komik adamsın la. Bak şimdi onu nasıl delik deşik ettim, o kılıcı bir çektim. Ondan sonra gördü, korktu kılıcımı görünce tabi. Tamam, o da çok büyük kılıç çekmişsin la. Evet, onu şimdi bunun karnına saplasam mı diye düşünürken U'yu daldım, ondan sonra sağdan soldan bir vuruyorum. Geliyor mu la? Mahmut geliyor mu la, yoksa sessiz olak. Mahmut ben çok oranlı, vallahi gelmiyorsa o zaman gülmeye devam. Mahmut ondan sonra bir tane daha vurdum, bir tane daha, bir ağlamaya falan, abi ne olur vurma diyor. Ulan Mahmut öyle mi dedi lan vallahi? İşte Herobrine'i böylece yok etmiş oldum. Ulan Mahmut vallahi çok iyi yok etmişsin lan, ne adamdır oğlum. Evet ben böyleyim yani, kılıcı çektiğim zaman gözüm kör oluyor, görmüyorum hiçbir şey, gözümün önü kararıyor. Demek öyle, şu kerizlerin videosunu çekip Herobrine'e göndereceğim. Anlatmaya devam et. Bakalım bu kaydı Herobrine görünce ne yapacak? Dedim ki bu kadar keriz olmasaydın seni dövmezdim Herobrine dedim. Vallahi öyle mi dedin la? Şimdi bu kaydı Herobrine'e yollayacağım. Arayalım hemen. Çalıyor. Herobrine abi. Herobrine abi, şimdi sana bir tane video göndereceğim. Onun izle, adresi de atıyorum. Sana neler diyorlar abi, duyman gerekiyor. Kapat abi, hemen gönderiyorum. Bunu seyretmem gerekiyor. Şurada duracağım. Lan bu Herobrine olma keriz adamla Mahmut. Demek öyle, birazdan gelsin de görün. Bu Herobrine abi nasılsın, iyi misin? Oynamaya başladım, ne oluyor la? Vallahi bilmiyorum ki Mahmut, bir şeyler oldu bana da. Beni görmez. İşlerini bitirdi. Kaçalım. Gizli iyilik yapmaya devam ediyorum. Mahmut şimdi şu tavuğu avlayacağız, ondan sonra mangalı yapacağız. Merak etme Mahmut, ben çok iyi vururum. Atalım. Demek öyle, tavuğa taşı atmayacaktınız. Tavuk yerinde durmuyor ki vuralım. Merak etme Mahmut, ben vuracağım bak şimdi. Öyle vurulmaz, şöyle vuracaksın. Mahmut kafama niye atıyorsun la? Keriz bitiklamam, ben şu tarafa sıkıyorum la. Onu gördüm, bir daha sakın sıkma. Olur sıkma. Mahmut gene kafama attın, bak var bu sonu yarım sana. Atalım. Vallahi gördüm bu sefer o sıkarken. Bana atmayacaksın, kafama taş atıp işimi bil. Benim mangal yapacaksın lan yoksa. Kaç kere kafama atma dedim, dinlemedin. Mahmut senin pusulanı ben şu tarafa attıydım lan. Gördünüz mü, engel olmasam az daha tavuğu vuracaklardı. Son anda kurtardım, yani büyük bir iyilik yapmış oldum. Şimdi dedem kontrol etti, bugün iyilik kotasını bayağı doldurmuşum. Ne oluyor da? Mahmut la internette diyor, kafasına vurdum hücreler ölüyormuş diyor la. Mahmut o zaman vurmayan kafamıza. Demek öyle, o zaman ben şu sopayı elime alacağım şimdi. Aa, Mahmut kafama niye vurdun la? Ben vurmadım ki, öyle bir şey yapmam. Vallahi bu sefer çok acıdı, hücrelerimin hepsini öldürdüm Mahmut. Benim hücrelerimi kıskandığın için zekamı düşürmek istiyorsun biliyorum. Al bakalım. Evet ben troll, bugün dedem yeni yaptığı makine sayesinde beni görünmeze çevirdi. Eğer görünmez olup gizli yaptığım iyilikleri sevdiysem, daha fazla görünmez iyilik yapmamı istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Eğer dedem, ben ve çocukla beraber yaptığımız iyiliklerin TikTok videosunu çekmemizi, bol bol takipçi kazanmamızı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video hoşuna gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.